Dünya Ticaret Örgütü bundan yaklaşık 20 yıl önce kuruldu. En büyük misyonu dünyada refahı artırmak ve global bir ticaret bloğu oluşturmak olan kurum şu ana kadar bunu başarabilmiş gözükmüyor. Ayrıca Avrupa Birliği ile Amerika arasında bugünlerde müzakere edilen serbest ticaret anlaşması Dünya Ticaret Örgütü'nün etki gücünü daha da azaltacak gibi. Bugünkü konuğum Dünya Ticaret Örgütü Genel Sekreteri Pascal Lamy. Kendisi 8 yıldır yürüttüğü bu görevi yakında devretmeye hazırlanıyor. Sayın Lamy, Dünya Ticaret Örgütü'nün şu anki konumunda sizin vizyonunuzun ve politikalarınızın ne kadar etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Sanırım benim çıkış noktam sizinkiyle aynı olmayacak. Dünya Ticaret Örgütü'nün artık etkisinin çok azaldığını söylediniz. Şu an dünyadaki ticaret hacmi 10 yıl öncesine göre 2 kat artmış durumda. Peki bu kalkınmayı etkiledi mi? Elbette. Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ticaretteki payı, yeni ticaret alanlarının ortaya çıkması ve genişlemesi. Bütün bu faktörler o ülkelerin kalkınmasına da çok yardımcı oldu. Peki Doha görüşmeleri neden başarısız oldu? Doha görüşmelerinin sona erdiği düşüncesine katılmıyorum. Evet, şu an bir tıkanma söz konusu ama tamamen bitmiş değil. Neden tıkanmış durumda? Çünkü son zamanlarda dünyada çok hızlı değişimler oldu. Siz bu değişimi ayak uydurabildiniz mi? Tabii ki biz de bu gelişmelere katkı sağladık. Değişimin itici güçleri teknoloji ve kalkınmadır. Ticaretse verimlilik yaratarak ve insanların gelir seviyesini yükselterek bunlara katkı sağlar. Geliri artan insanlar harcamalarını da artırır ve böylece ekonominin büyümesi sağlanmış olur. 2009'da ticarette korumacılık politikalarına karşı ciddi bir mücadele başlattınız. Son zamanlarda ise artan bir şekilde bölgesel ticaret anlaşmalarına şahit oluyoruz. Bunun en son ve en önemli örneği önümüzdeki günlerde Amerika ile Avrupa Birliği arasında yapılacak olan serbest ticaret görüşmeleri. Peki sizce bu da korumacı bir adım değil mi? Bu tür bölgesel ticari anlaşmalar dünya ticaretinin yaklaşık %80'ini ilgilendiriyor. Burada önemli olan nokta bu anlaşmaların birbiriyle uyumlu ve karşılıklı destekleyici olması. Böyle olmazsa kesinlikle başarılı olamazlar. Biraz da bu müzakereler hakkında konuşalım. Bu görüşmeler henüz yeni başladı. Ve müzakerelerin başlaması sonuçlandığı anlamına gelmez. Benzer şekilde önemli adımlar atılmış olduğu halde hiçbir zaman sonuçlanmamış birçok ticaret anlaşmasını örnek verebilirim. Transatlantik ticaret müzakereleri Fransa'nın özellikle sinema ve film endüstrisi konusunda korumacı refleksler göstermesi üzerine olumsuz bir şekilde başladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso'nun Fransa'yı gericilikle suçlamasını haklı buluyor musunuz? Açıkçası bence bu büyük bir siyasi hataydı. Çünkü ortada 2 farklı konu söz konusu. Birincisi kültürel çeşitlilik. Avrupa Birliği anlaşmaları kültürel konuları yeni piyasalara açılma konusunda bir istisna olarak görebiliyor. Yani kültürel ürünler örneğin çorap, tişört veya masa gibi ürünler değil. Diğer konu ise bazılarının korumacılığı olumlu bir şey olarak algılaması. Ben bu 2 görüşü aynı kefeye koyamam. Sayın Barroso korumacılığın globalleşmeye karşı olduğunu ve bunun gericilik olduğunu belirtti. Bu noktada kendisiyle tamamen aynı fikirdeyim. Dünya Ticaret Örgütü olarak aynı zamanda ülkelerin kültürel konularda istedikleri politikayı uygulamalarını destekliyoruz. Gümrük vergisi muafiyeti müzakerelerde potansiyel problem olacak gibi gözüküyor. Sizle aynı fikirdeyim. Aslında bu konular çok da büyük problem içermiyor.
Günümüzdeki ve gelecekteki ticaret dünyasında gerçek engeller mevzuat farklılıkları ve bu böyle olmaya devam edebilir. Bu yüzden en önemli mesele aslında mevzuat uyumu. Bu büyük bir sorun çünkü mevcut ekonomik sistemde toplumunuzu korumaktan başka bir şey yapamazsınız. Bu korumacılık konusunda eski bir yaklaşım değil. Günümüzdeki global ekonomik entegrasyon modelinde ihracatınızın yarısını tekrar ithal ediyorsunuz. Bu yüzden ithalatınızı azaltmaya çalışmak, ihraç ürünlerinizin rekabet gücünü zayıflatır. Yani böyle bir korumacılık politikası işe yaramaz. Bugün sahip olduğumuz standartlar, yasalar ve normlar gibi düzenlemeler, üreticiden ziyade tüketiciyi koruyor. Bu açıdan merak edilen bir nokta da şu. Avrupalılarla Amerikalılar, GDO'lu ürünler, klorsuz sular veya veri güvenliği gibi konularda ortak bir vizyon üretebilecekler mi? Eğer bir üretici olmazsa, yani insanlar fabrikalarda veya ofislerde çalışmazlarsa, o zaman tüketici de olmayacaktır. İnsanların işi olmazsa satın alma gücü de olamaz. Ekonomik kalkınma ve ilerleme tarih boyunca aynen sosyal gelişim ve yoksulluğun azalmasında olduğu gibi, rekabet gücü zayıf girişimlerin yerini daha rekabetçi yaklaşımlara bırakmasıyla gerçekleşmiştir. Günün sonunda önemli olan şey, bütün bunların istihdam yaratıp yaratmadığı. Ve buna cevap ise evet. Özetle şu an krizde olan tüm Avrupa toplumu, sizce tekrar eski refah seviyesine kavuşabilecek mi? Bence bunu başarmak mümkün. Motor güçse ticaretin genişlemesi. Tabii ki yerel siyaset, sosyal sistem, eğitim sistemi, yenilikçilik kapasitesi ve girişimciliğin teşviki gibi konularda başarılı olması da önemli koşullardan. Globalleşmede en iyi performans gösteren ülkeler aynı zamanda en ileri sosyal sistemlere sahip olanlar. Sayın Lamy, önümüzdeki Eylül ayında görevinizi Sayın Azevedo'ya bırakacaksınız. Kendisi sizin vizyonunuzu devam ettirecek mi? Onun bu görev için en ideal aday olduğu konusunda en ufak bir şüphem yok. Peki sizin bir sonraki durağınız neresi olacak, yoksa Brüksel mi? Ne yapacağıma henüz karar vermedim. Şu an 66 yaşındayım ve 36 yaşındaki birisiyle aynı enerjim yok tabii ki. Bu konuyu göreve devredeceğim zaman, yani 31 Ağustos gecesinden sonra düşüneceğim. Pascal Lamy, thank you very much for joining us.